Salam, Real İntervyu efirdədir. İraq Parlamenti nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində növbəti müsahibimiz İraq Parlamentində Türkman cəbhəsinin təmsilçisi, millət vəkili Ərşad Əlsalihidir. Ərşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Və əvvəla bilmək istərdik ki, bu Azərbaycana neçənci səfərinizdir? Bu üçüncü səfərimdir, gəlmişim. Üçüncü dəfədir, evet, gəlmişsiniz. Evet. Aha. Və bu səfərlər arasında nələr dəyişib, nələri müşahidə edirsiniz? Yəni, hər şeydən öncə bütün Azərbaycan, can Azərbaycan xalqımıza Kərkükdən salam gətirmişəm. Televizyon öyündə bizi seyir edənlər aynən ləhcədə konuşuram. Yəni, siz deyərsəniz, konuşuram, mən deyirəm, konuşuram. Hər ikimiz aynən boydan, aynen asıldan gelmeyik. Dedelerimizin yurdu da Orta Asya. Burası terk edilmeyen coğrafyamızdır. Kökümüz buradadır. Ama biz Irak'tayız, Kerkük'teyiz diye Türkmeneli bölgesindeyiz. O yüzden Türkmeneli'den, Türkmen coğrafyasından, hem Suriye Türkmenlerinden, hem Irak Türkmenlerinden sizlere selam, saygı, bütün Azerbaycan halkımıza təqdim etməkdəyim. Cənab Əsalihi, ümumiyyətlə, vətən müharibəsi Azərbaycanın böyük qələbəsi ilə sona çatdı və elə bu çəkilişdən öncə mənə bildirdilər ki, Azərbaycanın İraqdakı səfirliyinə çoxlu sayda məktublar gəlmişdi türkmanlardan, bizim qardaşlarımızdan ki, biz gedib orada könüllü vuruşmaq istəyirik. Ümumiyyətlə, bax, o ab-havanı istəyirəm. Açarsız ki, Türkman cəhvəsi, yəni türkmanların Azərbaycan sevgisi, qardaşlarına olan sevgisi necə idi və vətən müharibəsində bu necə artdı? Nə baş verirdi orada? Hər şeydən öncə, mən dedim ki, biz bir coğrafiyanın evlatıyız. Orta Asiyadan, Oğuzlardan gələn kimsələrik. Onun üçün buradakı Orta Asiyada bütün yaşayan türkləri hər zaman biz Irak'ta gözlemişik, takip etmişik. Eskiden olan mazalimlere ne kadar dayandı Müslüman Türkler bu bölgelerde. Ondan sonra da özellikle bütün mücahitlerin, Şeyh Şamillerin, Kafkas dağlarında, Altay dağlarında bu bölgelerden çıxan mücahitler bizim yanımızda müqəddəsdirlər. Bunların başında tabi bir yaramız var idi. O yara her zaman yüreğimizin birisi yüreğimizin sağında, birisi de yan aşağısındaydı. Birisi Kıbrıs, o birisi de Can Azerbaycan Karabağımızıydı. 1974 senesinde Kıbrıs hareket olduğunda yine de Irak Türkmenleri gönüllü olarak Bağdat'taki büyük elçiliğe gidip biz savaşa gitmek isteriz. Kıbrıs'ı kurtarmak için. Ama tabii şükür Allah'a o zaman kurtarıldı, kurtarıldı Kıbrıs. 91'den sonra Karabağımızın yarası bizim içimizde hem bir yara hem de bir utanç hissederdik. Bizim bu coğrafya neden ihtilal olsun? Tabii Karabağ'ı özellikle de Hocali katliamları ki bizim içimizde yaşadı, gördük özünü. Bu katliamlar aynen bizim yanımızda da yaşanılıktı. Yani Irak Türkleri de Altın Köprü Taze Hurmatı da büyük bir katliama maruz kaldılar 1991 senesinde. Aha. Bakın aynen tarihte. Aynı talihe yaşayıplar. Aynen tarihte. 1991 28 Mart biz aynen olayları yaşamışız. Demek ki bu Türk dünyasının üzerine bir anlaşmalı bir saldırı var. Türk coğrafyasının, Anadolu'nun üzerine her yerde anlaşılan bir katliam projeleri var. Bu madem ki anlaşmalı, düşmanlarımız bizim anlaşmalı, bizim coğrafyanın üzerinde bu değişliği, demografik değişliği, kimlik değişliği, aynı zamanda bu gibi katliamları yaşattırmakta
bize der ki sen ey Türk birleşmelisin. O yüzden 91 senesinde yaşanan bu olaylar, Karabağ bu 30 sene içerisinde bizim yanımızda bir yaraydı. Kurtarılması utancı, içimizde olan yarayı dışarıya çıkarttı ve o yara artık biraz kalıp yaramız hele. O yarayı eminim ki Sayın Prezident ve ordu, Azerbaycanımızın ordusu, artı da halkı ve bir de gönüllü olan Türkmenler. Evet, o sıralarda onlarca gençlerimiz bize geldiler. Sayın Başkan, müracaat edirdiler. Müracaat edirdiler. Aha. Bizi rahatsız edirdiler. İlla ki bizi ulaştırırsınız istediğimiz yerlere. Sizin ilişkiniz var oradan. Siz Bakü'ye her zaman gidiyorsunuz. Bizi illa ki oraya gönderin. Yani cihat şeklinde gönüllü olarak Karabağ'a gelen isteyen gelenleri ben buradan halkımıza, Azerbaycan halkımıza onu diyorum ki siz kaderice olduğunuz ve arazilerimizi kurtar ettiniz. O yüzden tekrar Türkmenyeli bölgesinden oradan sizlere saygı, çok dehşet bir şekilde orada anlaşılmıştı bu. Çok güzel. Aha. Şükür Allah'a. Siz işgaldan azad edilmiş arazilerin fotolarını yəqin ki gördünüz, mütəmadi müşahidə edirsiniz. Və ümumiyyətlə çox dəhşətli mənzərədir. Məscidlər dağıdılıb, təhqir edilib, dünya irsi, mədəniyyət abidələri, qədim Türk abidələri dağıdılıb, özünün küləşdirilib. Bax, bununla bağlı hər hansı bir iş görülürmü? Yəni, bax, orada ki, türkmənlər arasında hansı təbliğat işi aparılır? Hani biz gönül istərdik ki, daha fazla bir sürəmiz olsun, Qarabağa gidəyin. Aha. Və oraya getmək mənim planımdır. İnşallah gələn ziyarətim özəl olaraq Karabağ ziyaret için gelirim buraya. Halkımızdan da biraz daha fazla otururuz. Şimdi protokol ziyaretleri gelmişik parlamenterden ama gelen defa Azerbaycan halkına geldik. Halkın yanına geldik. Halkımızla da burada görüşürük. Aha. Tabii o camilerin Ermeniler tarafından donuz bırakılıp içine bu manzaralar unutulmaz. Ama bugün ayıp İslam dünyasına da. Sadece bu yara Azerbaycan'ın değil. Tabii buradan biz Iraklılar, Türkmenler istediler buraya gelsinler. Ama maalesef fırsatları olmadı. Çünkü ordu daha çok hızlı çıktı orayı kurtarmakta. Ama bu ayıp İslam dünyasının ayıbıdır. Yani bugün İslam Konferansı'nın bir organizasyonu var. Ben soruyorum onlardan ki, bugün Filistin'deki bir Müslüman, onun hakkına talip olan İslam Konferansı, İslam devletleri, peki nerededi? Çin'de Müslümanlara olan mazalimlerden. Nerededi? Balkanlarda olanlardan, Kırım'da olanlardan. Nerededi? Karabağ'da camilerin donuz ambarına dönmesinden. Bu utanç bir meseledir. İslam ülkeleri eğer İslam bayrağını kaldırmışsalar, bu savaş bir cihat savaşıydı. Bu cihat savaşında çok açık bir şekilde herkes tutumunu söylemesi lazımdır. Aksi takdirde protokol olarak, aha, siyasi anlayış olarak birbirleriyle taviz vererek bu doğru insanların tutumunu tespit etmez. Gerçekleri söylemeleri lazımdır. Biz dünyaya biz yardım göstermişiz. Türk dünyası her yerde savaş edipti. Türk insanı bütün dünyanın neresinde olursa olsun İslamiyete ve Araplara bile hizmette bulunup yardım edip. Ama zamanı gelmişti artık doğrunu söylemek için, doğrunu yapmak için Karabağ'da olan bu hadiseyi Arap ve İslam dünyası dile getirmesi lazımdı ama maalesef getirmediler. Aha. Cənab Salih, ümumiyyətlə Türkman cəbhəsinin bir təmsilçisi olarak İraq parlamentinde Azerbaycan-İraq münasibətlərini
Türkmen cəbhəsinin gözündən necə müşahidə edirsiniz? Yəni, İraq dövləti hansı adımları daha atmalıdır? Azərbaycan tərəfi hansı adımları atmalıdır ki, bu əlaqələr daha da inkişaf etsin? Çünki Türkmenlər orada bir qüvvədir əslində, kifayət qədər yetərli bir qüvvədir. Maalesef, biraz Azərbaycanın bilgiləri orada az idi. Az idi. Bunun səbəbi nədədir az olmasından? Bunun səbəbi bir qismi dönər tarixi bir məsələyə. Aha. Bir qismi də siyasi misyonluq o fırsatı vermir. Xalq olaraq burayı çox sevər. Xalq olaraq burayı çox sevər. Hökumət olaraq indiyə qədər siyasi ehtimalatlardan dolayı, çünki ermənilərin də orada büyük elçiliği var, o siyasi hükümetin tutumunu biraz fark eder. Ama halk olarak yok. Çok farklıdır. Ama son günlerde gerçekleri gören taraflar farklı bir görüşler oldu. Bu farklı görüşlerde resmi belgelerin içine Irak Dışişleri Bakanlığı'nda, benim yanımda İnsan Hakları Komiserliği'nde, Dış İlişkiler Komiserliği'nde artık arşivler oldu. Ve burada yaşanan bu katliamları biz ilgili taraflara gönderip aynı zamanda bunun yanında Birleşmiş Milletler temsilcileri olsun Irak'ın içinde. Onlar da vakıf oldular. Bunu daha çok büyütmek için, daha çok halka anlatmak için bizim Nasir Bey'den isteğimiz o vardır. O da Irak'ın içinde sivil toplum kuruluşları vardır. Bu sivil toplum kuruluşlara da aynı zamanda Azerbaycan'ın başına gelen, Karabağ üzerinde olan bu matemleri, bu katliamları onlara da göstermek. Halkın içinde. Daha çok bunları halka anlatmak için, bu köprünü daha çok kuvvetli etmek için aslında birkaç tane kültür merkezinin Irak'ta açılması lazımdır. Evet. Biz Sayın Prezident'ten bir resmi talapta bulundum. Biz bizim Kerkük'te Fuzuli'ye karşı bir Fuzuli, Bağdatlı söylerler özne. Bir Türkmen şairi söylerler özne. Azerbaycan'da Azerbaycan'ın şairi söylerler özne. Hille'de, Kerbela'da, orada. Şimdi bizim istediğimiz bir Fuzuli Kültür Merkezi'nin açılmasıdır önceden. Kerkük'te. Fuzuli Medeniyet Merkezi. Fuzuli Medeniyet Merkezi. Kerkük'te, Bağdat'ta, hatta bile Kerbela'da. Bu medeniyet merkezi açıldığı zaman Fuzuli'nin edebiyatı, şiiri, bu bölgenin bir adamı olduğunu herkese gösterir. Evet. Özellikle onun kabri bile Kerbela'dadır. Ve o yüzden de inşallah fazla bir şeyler beklemekteyiz. Hem Sayın Büyükelçi'den hem de bizim de üzerimize düşen görevlere orada bunları yaparız. Cənab Salihi, uzun iller Irak'ta bir dəhşətli müharibə getdi. Və indi şükür ki, artıq hər şey yavaş-yavaş yoluna qoyulmaqdadır. Və türkmanlar orada qeyd etdiyimiz kimi böyük bir toplumdur. Bəs bu toplum həmin bu müharibənin getdiyi müddətdə hansı problemlərlə üzləşdi? Necə özünü qorudu? Necə özünü müdafiə elədi? Və necə çıxdı bu müharibədən? Buyurun. Təbii, Irak türkmanları dediğimiz kimi Orta Asiyadan gələn türkmanlardılar. Osmanlı döneminden sonra Irak'ta kendilerini korudular. Edebiyattan, kültür, medeniyet, tarih bu konulara çok önem verdiler. Ve dilimizi koruduk biz. Hem de toprağımızı koruduk, hem de kimliğimizi koruduk. Bunu bir 80 yıl bunun bedelini verdik. 80 yıl. 80 yıl bunun bedelini verdik. 1924 senesinde Kerkük'te Ermeni katliamı yaşanır. O zaman Ermeniler İngiliz ordusunun içinde olarken Kerkük'ün galasını ihtilal edip Kerkük'ün galasından ateş açıp Kerküklülere. Kerküklüler ne yaptılar? Milli müdafaa yaptılar. Bütün köyden, obadan herkes Kerkük'e geldi ve bu katliamı yaşatanlara cezalarını verdiler ve diğerini İngiliz askerleri Kerkük'ten Süleymaniye bölgesine kasırttılar. Kerkük'ün galasından. Kerkük'te büyük bir gala var. Türkmen bir eseridir. O galanın üzerinde orayı ihtilal ettiler. İndiye kadar o
o evler şimdiye kadar şahittiler. O evlerden nasıl ateş atırdılar? Bu 1924 Ermeni katliamı meşhurdur. Bize babalarımız o katliamı yaşamışlar. Bize söylerler. Ve son iller bak bu giden muharebede. Geleceğim. Aha. Artı bunun içinde 1959'da da çok aşırı bir komünist o zaman diğer gruplar elinde bir katliam yaşanılır gene. Yüze yakın Türkmen şehit edilir. Bu katliamlar devam ettiler. Daha son Irak-İran savaşları olur. Böyle. Ondan sonra Daesh terör örgütü gelir. Yani Türkmenler bunlara karşı mukavemet ettiler. En son 2003'ten sonra Daesh terör örgütü bazı Türkmen bölgelerini aldı. Telafer, Beşir, Amirli diğer bu bölgelerde sakin oldu. Ona karşı Türkmenler kendilerini oluşturup bir asker yapısı kurdular. Muharebe yapısı, silahlı örgüt kuruldu. O silahlı örgütlere biz de medeniler olarak, siviller olarak onlara yardım ettik. O bölgeleri kurtardık. Tabii aynı zamanda da muhtelif siyasi taraflar var içimizde. Demografik değişimler oldu. Bir süreler Arapçılık demografisi oldu Saddam döneminde. Saddam sonrası Kürtçülük demografisi, coğrafya değişikliği, nüfus akımı, demografiyi değiştirmek. Yani Türkmenler hem demografik saldırılara maruz kaldılar hem de muharebelere. Ama kendilerini korudular. Dillerini, topraklarını, coğrafyalarını en iyi şekilde korumuş oldular. Korumaya da devam edecekler. Cenab-ı Salih, teşekkür ederek bir daha gelirim ki sizi Bakı'da növbət dəfə görməkdən memnunuq və tez-tez gəlmənizi istəyirik və əlbəttə ki Azərbaycan və Türkmenlər arasındakı bu qardaşlıq əlaqələrində daha da inkişaf etməsini arzu edirik sizin şəxsinizdə eyni zamanda. Burası bizim için Türkmen bölgelerinden hiçbir fark etmez. Aynen boydan, aynen dilden konuşanıq. Biz de bu güzel Can Azerbaycan'da her geldiğimizde farklı bir şeyler görmekteyiz. Eyvallah. İmar, güzel kalkınma burada mükemmeldi. Ben de bütün Azerbaycan halkını ve hükümetini, herkesi buradan tebrik ederim. Teşekkür ederiz bir daha. Qeyd edək ki, Real Intervyunun həm söhbəti Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İraq parlamentinin Türkman cəhpəsinin təmsilçisi millət vəkili Ərşad Salihi idi. Salamat qalın.